Elif Ece Uzun, manken, haber spikeri, sunucu. Aslında farklı bir alanda eğitim almış. Hayat onu başka bir yola sürüklemiş. Bir gün okuldan çıktım, lise dönemim bu. Adamın bir tanesi yanıma geldi, işte modellik yapmak ister misin falan diye. Ben ne diyorsunuz siz falan yabancılarla, hani korktum, ters dedim. İkinci gün bir daha okul çıkışında karşıma çıktı. Yok falan filan. Üçüncü gün en son dedim ki ya benle konuşmayın başımdan sağmak için. Ben işte bilmiyorum, annemle konuşun dedim. Annemlerin numarasını aldı. Sonra aradan birkaç gün geçti, çiçek çikolatalarla falan bize geldiler. Annemle konuştular falan. Zar zor beni ikna ettiler. Best modelin yarışmasına soktular beni. Sırf hani o havayı koklayayım diye. Sonra ben işte orada birkaç küçük minik böyle dereceler verdiler bana, hani şey, motive etmek için. Sonrasında ben döndükten sonra ben yapmak istemiyorum, okuluma devam edeceğim dedim. Ta ki 2004 yılına kadar. 2004 yılında tabii o yaşlarda artık okulda bitince turizm otelcilik okudum ben. Dedim ki ya ben bu işi yapmak istemiyorum. Ben neden yapmıyorum ki modellik? Dedim ki tamam, ben bu işi yapacağım galiba. Sunuculukla beraber modelliğe başladım. 2004 yılından beri de hiç aralıksız profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Ünlü manken, işinde başarılı olduğu kadar gelecekle ilgili hedeflerini de şimdiden belirlemiş. En büyük hayali yazar olmak. Günün birinde ben 40 yaşıma geldiğimde mutlaka bir kitabım olacak. Bunun için zaman ayıracağım. Bunun için kendime yaptığım yatırım da sürekli okumak. Hatta yaratıcı yazarlıkla ilgili birkaç şimdi eğitim araştırıyorum, hani katılabileceğim. Onlara bakıyorum. O sırada da bana ulusal bir gazeteden, ya Elif Hanım hani 10-12 yıldır bu işin içindesiniz, bizim için moda yazar mısınız diye bir teklifte bulundular. Ben böyle tabii havalara uçtum. Benim için bulunmaz bir şeydi. Kabul ettim. Zaten yani hiçbir şeyime güvenmem ama iyi bir gözlemciyimdir derim. Gerçekten çok iyi bir gözlemciyimdir. Ona da güvenerek kabul ettim ve yazmaya başladım. 5. haftam. Çok da güzel gidiyor. Çok da mutluyum. Bu sayede bir de işimin daha da içinde olmuş oluyorum. Önceden pek defile izlemeye vakit bulamıyordum açıkçası. Ama şu an bu işten dolayı bütün defileleri izlemiş oluyorum. Dolayısıyla daha haşır neşir oluyorum. İşimin tam içinde kalmış oluyorum. Göbeğinde kalmış oluyorum. Yani. Peki Uzun formunu nasıl koruyor? Ya çok sakin bir hayatım var benim. Yani o kadar sakin ki hani, ya şeyi seviyorum aslında, böyle hareketin içinde sakin kalmayı seven bir karakterim var. Yani hareket olmadan da yapamıyorum, tamamen sakin de yapamıyorum. O yüzden bu İstanbul'un karmaşasının içinde sakin kalmayı seviyorum galiba. Sporumu yaparım, yoga yapmayı çok severim. Boş vaktim varsa okurum. Arkadaşlarımla çok gürültülü olmayan yerlerde sohbet etmeye bayılırım. Konserleri hiç kaçırmam, sergileri hiç kaçırmam, festivalleri kaçırmam. Gece hayatından hiç hoşlanmam, içki içmem, sigara içmem. Gece hayatını sevmeyen, doğayı kucaklayan ünlü manken güzelliğini nasıl koruyor dersiniz? İşte yanıtı. Bir kere yeşil çay cildi müthiş düzeltiyor. Yani günde 4 fincan yeşil çay içmeye başlayan birisi bir ay sonra mutlaka görecektir farkı, parlamayı, düzelmeyi. Gerçekten aynı zamanda bel bölgesinin de inceldiğini görecek. Garantisini veriyorum. Bakın, her gün organik yeşil çay 4 fincan için, herhangi bir sağlık probleminiz yoksa, inanın bana bir ay sonra farkı aynada göreceksiniz. Çok fazla böyle kozmetik kullanma hoşuma gitmiyor. İnanmıyorum da açıkçası onlara. Mesela ben şunu yapıyorum. Organik üzüm, bildiğiniz üzüm. Nemlendirici kremimin içine 2-3 damla üzüm suyu damlatıyorum. Sürüyorum. Cildime ipeksi bir şey veriyor. Gerçekten bak, bir hafta bunu denediklerinde şaşırırlar. Maden suyunu tonik olarak kullanıyorum mesela. Mutlaka. Normal tonik asla satın almam. Mesela cildiniz çok yağlandı, dengesini kaybetti, sivilcelenme oldu. Elma sirkesini tonik yerine pamukla kullandıklarında gerçekten işe yarıyor. Maden suyu keza vücudun içeriden alamadığı mineralleri cilde veriyor dışarıdan. Tonik yerine yine kullanıp yüzde bırakıyorsunuz. Kuruduktan sonra nemlendiricisini sürün. İşte mesela üzüm çekirdeklerini öğütüp onlarla peeling, zeytinyağı ile karıştırıp peeling yapın. Türk kahvesiyle zeytinyağını yine karıştırın. Türk kahvesinin de biliyorsun içindeki kafeinden dolayı oradaki ödemi de atıyor peeling yaparken aynı zamanda vücuda. Ödemi de atıyor ve aynı zamanda ölü deriyi atıyor. Zeytinyağı nem veriyor. Yani böyle küçük küçük şeyleri evde yapabilirler. Himalaya tuzunu mesela kullanabilirler peeling yerine. Toz şeker dudaklara, zeytinyağıyla toz esmer şekeri karıştırsınlar, onunla peeling yapsınlar. Ondan sonra makyajlarını yapsınlar. Dudağa hem hafif bir şişkinlik de geliyor. Bir sürü şey var ya. Duydunuz hanımlar.
çok paraya ihtiyacımız yok. Aslında elimizin altında bir sürü şey var. Bir model olarak modaya nasıl bakıyor Elif Ece Uzun? Ya modanın içindeyim ama ben çok modaya uygun giyinmek için de kendimi yırtan biri değilim. Asla giymem. Rahatıma da düşkün biriyim. Bir de tamamen moda diye giyinmek bana karaktersizce geliyor ya. İnsan bana göre giysi içerinin dışarıya yansımasıdır. Giydiğiniz şeyler karakterinizi de yansıtmalı diye düşünüyorum. Yani karakterinizle bütünleşmeli diye düşünüyorum. Yani kıyafet benim için daha anlamlı bir şey. Yani moda diye bir paçavra olarak görmüyorum. Çünkü bu benim. Benim dışa yansımam. Peki güzel mi güzel, zarif mi zarif modelin fiziğiyle ilgili takıntıları var mı? Şu an mesela 4 kilo fazlam var. Her kadın gibi ben de aynı sıkıntıları yaşıyorum. Zaman zaman ben de kendimi çok çirkin bulduğumda oluyor bu arada. Böyle aynaya bakmak istemediğim günler oluyor. Ruh haliyle çok alakalı bu arada iyi görünmek. 5 senede bir değil. İnan bana haftada bir bazen onu giyiyorum, bunu giyiyorum, çirkin oldu, olmadı. Bazen ağladığım bile oluyor biliyor musun? Öfkeden böyle özellikle bazı dönemlerde. Olmuyor işte, olmuyor, makyaj tutmuyor yüzüm falan diye.